Anneciğim. İyi misin anneciğim? Çok şükür daha iyiyim yavrum. Gerçekten mi anne? Ne olur doğruyu söyle. Şşş. Kardeşim boş yere üzüyorsun. Ama çok korkuyorum. Korkma yavrum. Hem biliyorsun Ayşe bakıma muhtaç. Beklemeyin boşuna. Eve gidin. Eğer ihtiyaç olursa burada doktor Yavuz'a getirin. O Ayşe'nin durumunu biliyor. Anne, ne olur böyle konuşma. Bunları söylemezsem aklım ve gönlüm sizde kalır. Belki de bundan sonra kardeşine hem abilik hem de babalık yapacaksın. Ne yani? Ölecek misin anne? Ölme. Ne olursun ölme. Anne, anne iyi misin? Hemşire abla, hemşire abla, hemşire abla annem. Çabuk doktor Yavuz'u çağırın, çabuk. Doktor bey, bir şey söyleyin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahvaltı hazır. Gel bakalım. Oo, her şey çok güzel görünüyor. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Allah kabul etsin efendim. Ellerine sağlık Adile Hanım. Seni de çok yorduk bugün. Estağfurullah efendim. Zevkle yaptım. Babacığım, neden herkes bir tane kurban keserken sen bu kadar çok kurban kestiriyorsun? Nereden biliyorsun herkesin birer tane kurban kestirdiğini? Hangi arkadaşıma sorduysam sizin kaç tane kurbanınız var diye hep bir tane diyorlar. Ben bizim kestiğimiz kurbanların sayısını söyleyince hepsi acayip şaşırdı. Önce kahvaltı bitirilsin. Buyurun efendim. Ondan sonra sorular. Ben de unuttular herhalde diyordum. İyi ki unutmadınız. Yoksa bu bayramlıklar cebime yapışıp kalacaktı. Bayramın mübarek olsun Ali Bey. Ben de senin bayramını tebrik ederim canım. Ben sana bir yorgunluk kahvesi yapayım. Çok iyi olur hayatım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Saadet. Her kurban bayramı şu kalbime çöken hisler beni derinden etkiliyor. Canım benim. Gözlerinden okuyorum. Elimde olsa yaşadıkların hepsini unutturmak isterdim sana. Canım benim. Sevginle teselli ettin beni. Sana ve rahmetli babana ne kadar dua etsem azdır. Şimdi de iltifat sırası sende galiba. Ben gerçekleri söylüyorum.
Bugün burada bu imkanlar içindeysem sizler vesile oldunuz. Yoksa benim hayallerimde bile olmazdı bu yaşam. Hele rahmetli baban. Mecbur olmadığı halde bir hayat kurtulsun diye milyonlar harcadı. Kavuştuğun her şey bence senin hakkın. Babam yapması gereken neyse onu yaptı. Mekanı cennet olsun. Sen geçmişini unutmayan, sıkıntılı bir hayata rağmen Rabbine sığınan birisin. Senin yaşamış olduklarını kim yaşasa, şu an Allah korusun, kim bilir ne kötü hallerde olurdu. Haklısın. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben de artık kalkayım. Etleri hayırlısıyla dağıtalım vakitlice. Bir şey lazım olursa ararsın canım. Emir. Allah kabul etsin. Amin. Dikkatle tamam gidin gelin. Sorduğun soruyu unutmadım ha. Ama cevabını hemen vermeyeceğim. Önce bugün yapılması gerekenleri yapmamız gerek. Ya unutursan cevap vermeyi? Unutmam. Merak etme. Söz bugün cevabını öğreneceksin. Bu arada neredeyse gelmek üzereyiz. Burası neresi baba? Burası soruna vereceğim cevapların ipuçları olan yer. Hadi bakalım gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kaç tane verelim? Ali abim. Abim hoş geldin. Kurban bayramın mübarek olsun. Hoş bulduk kardeşim. Senin de bayramın mübarek olsun. Nasılsın abi? Yengem nasıl? Çocuklar? Yoksa bu delikanlı Emir mi abi? Evet, bu delikanlı artık büyüdü. Babasına yardım ediyor. Abi maşallah ya. Nasıl da geçiyor zaman. Unuttuk, çay kahve ne söyleyelim abi? Sağ olasın koçum. Şimdi almayalım. Biz önce görevimizi yapalım. Bakarsın yolumuzu gözleyenler vardır, bilerek bilmeyerek. Haklısın abi. Ben zaten hazırladım bu yılın listesini her zaman olduğu gibi. Tamamdır. Ya yine sana zahmet oldu ama. Ne zahmeti abi? Nimet bu, nimet. Hayırlı işe vesile oluyoruz çok şükür. Kasap Mustafa abi de birazdan gelir. Az önce aradı. Açar dükkanı koyarız dolaba. Allah razı olsun. Senden de Mustafa abiden de. Çok hakkı var bende. Hele rahmetli babanın. Allah rahmet eylesin. Seni o kadar çok anlatırdı ki. Ben seni öz abim zannederdim. Aşk olsun. Yoksa abiden saymıyor musun bizi? Baba bunlar kim? Sanki bu çocuk sana benziyor biraz. İşte ipucunu buldun. Hatta tahminin de doğru. Fotoğraftaki o çocuk benim. O amcaysa rahmetli fırıncı Hüseyin Usta. Küçük çocuksa Selim abin. Efendim Mustafa abi. Geldi. Tamam biz de hemen geliyoruz senin oraya. Tamam abi. Mustafa abi bizi bekliyor. Gidip emanetleri koyalım istersen dolaba. Gidelim koçum. Hadi Emir. Ayhan tezgaha bak, ben kasap Mustafa abiye kadar gidiyorum. Tamam abi.
Evet. Allah sizden razı olsun. Amin. Hakkınızı helal edin. Allah asıl senden razı olsun abi. Fakir fukara senin sayende biraz olsun gülüyor. İnan hala ne ihtiyaç sahipleri var. Allah kabul etsin. Estağfurullah abi. Vermese mabut, neylesin Mahmut. Asıl siz hakkınızı helal edin yine de. Ettik, ettik. Ettik, ettik abi. El öpenin çok olsun. Hadi oğlum. İşin rast gelsin. Hayrın kabul olsun. Hadi bakalım. Uğramamız gereken bir yer daha var Emir. Hadi. Mısın? Ah, bıktım artık bunlardan. Kirayı geciktiriyorlar. Hayırdır inşallah. Kim o acaba? Açsanıza ulan kapıyı. Ali Hacıoğlum, yine delirmiş bu adam. Ne biçim insanlarsınız lan siz? Yiyin için oturun. Kiraya gelince bekle babam, bekle. Haklısınız Levent Bey. Ama inanın kiranızı hazırladık. Hemen verelim. Levent Bey'miş. Şimdi versen ne olacak? Her ay aynı hikaye. O içerideki külüstür dikiş makinesiyle bu hasta haline çalışıp kira ödeyeceksin ha? Ya defolup gidin evimden be. Bağırma be. Vereceğiz işte kiranı. Al git. Anneme de bağırma. Zaten hasta kadın. Ulan Velet. Kimsin ulan sen, bana dikleniyorsun? Ha? Ne olur Levent Bey. Lütfen tamam. Ali bir edepsizlik etti. Kusura bakmayın. Yapmayın. Terbiyesiz Velet. Kalk getir parayı. Ayakkabılarımı pis evinizde kirletmeyeyim. Hastalık falan vardır. Ne olur ne olmaz. Ver. Tamam ama bir daha geciktirirseniz kirayı acımam, atarım sizi sokağa. Heh. Korkma oğlum. Al. Sana biraz et getirdim. Et mi? Pişir ye. Biraz da para. 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 Hadi. Para. Dur gitme. Evet Emir. Bugün hamdolsun kurban görevimizi tamamladık. Sen de artık neler nasıl yapılır gördün oğlum. Evet. O zaman artık cevabını dinlemeyi hak ettim değil mi? Hem de fazlasıyla. Şimdi dinle bakalım o halde. Evet. O gün
bugün gibi Kurban Bayramı'nın birinci günüydü. Rahmetli babaannen hastane odasında son nefesini verirken biz koridorda ağlıyorduk. Allah'ım, ne olursun Allah'ım, anneme bir şey olmasın, ne olur. Anca gelebildik, kusura bakmayın çocuklar. Durum ne Ali? Başınız sağ olsun. Metin ol kızım. Vay yavaş. Anne! Anne ne yapıyorsun sensiz? Anne! Ayşe, kardeşim, dur, üstüne bir şey daha örteyim senin. Şunu örteyim, şimdi ısınırsın. Nasıl?
İyi mi böyle ha? Olmuyor. Hiç sıcaklık vermiyor. Abi üşüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum ki be Ayşem. Tamam. Bak yarın seni doktor Yavuz'a götüreceğim, tamam mı? O bilir çaresini. Söyler, iyi eder seni. Hı hı. Bak sana bir şarkı söyleyeyim mi ha? Belki hoşuna gider. Sen hiç şarkı biliyor muydun? Biliyorum tabii, bilmez miyim? Hiç duymamıştım. Ne zamandır içimden gelmiyor ki be Ayşem. Ama sen istersen... İsterim tabii. Bak dinle o zaman. Tamam. Hayde more, hayde Ayşem, boya gidelim. Bize türkü çıkarmışlar, yasak edelim. Bize türkü çıkarana yasak olur mu? Ayşe gibi güzellere doymak olur mu? Şey, ben doktor Yavuz'a gelmiştim. Doktor amca, kardeşim... Tamam, sakin ol. Yatır kardeşini buraya, ben bir bakayım. Hemşire hanım, gelir misiniz? Sen biraz dışarıda bekle. Tamam. Allah'ım ne olur kardeşime bir şey olmasın. Hemşire hanım, kardeşimin durumu nasıl? İyi mi? Ne olur bir şey söyleyin. Bekleyin. Ne olur. Hemşire hanım, ne olur bir şey söyleyin. Kardeşimin durumu nasıl? İyi mi? Tahlil yapılacak. Biraz bekleyin. Bir şey söyleyin. Bir şey söyleyin. Doktor amca, kimse bir şey söylemiyor. Kardeşim iyi mi? Sen Nermin Hanım'ın oğlu Ali'sin değil mi? Evet efendim. Kardeşinin hasta olduğunu biliyorsun değil mi? Kardeşin şimdi iyi maşallah. Bazı tahlilleri yaptık. Bazıları 2-3 gün sonra çıkar. Ben şimdilik sana bir reçete yazacağım. Dikkat etmen gereken en önemli şey kardeşinin ilaçlarını düzenli alması. Fenalaşması, üşümesi hep ilaçlarını almamasından kaynaklanıyor. Kaç gündür ilaçlarını veremiyorsun? Geçen haftadan beri veremiyorum. Alamadım efendim. Tamam, anlıyorum. Bir daha sakın aksatma. Allah korusun, daha kötü sonuçlar olabilir. Şimdi onu eve götür. Ona bol bol et, tavuk, yumurta, süt gibi proteinli şeyler yedir. Üzülmesin, neşeli şeyler yapın. Mesela bayram geliyor. Onu eğlendirecek yerlere götür. Aman ha, dikkat, düşmesin. Bir yeri falan da kanamasın. Tamam efendim. Bir daha da ilaçları bittiği zaman doğru bana gel. Teşekkür ederim doktor amca. Şey, borcumuz neydi? Borç març yok. Doktor kontenjandan yapılanlar. Sağ olun. Siz de sağ olun. Nasıl hissediyorsun Ayşecik? Şimdi daha iyisin değil mi yavrum? Evet doktor amca, çok teşekkür ederim. Hı-hı. Hadi bakalım, dikkatli dikkatli gidin. Ali kardeşini sırtına kucağına alma, yürüsün biraz. Sonra gerekirse kucaklarsın. O kocaman kız oldu. Hı-hı. Teşekkür ederim.
Hadi geçmiş olsun. İyi günler, sağ olun. Ne kadar güzel. Ne? Elbise mi? Hı hı. Ayakkabılar da çok güzel. Evet. Sana da çok yakışırlar. Boş ver abi. Benimkiler de güzel. Zaten ne zaman giyeceğim ki? Hadi gidelim. Bayrama kaç gün kaldı abi? 3 gün sonra bayram. Bize et getiren olur mu? Bilmem. Kurban kesenler kesmeyen komşularına da verir ama. Annemiz yok diye belki de getirmezler. En son annem pişirmişti. Kavurma yapmıştı. Çok özledim. Çok güzeldi. İnşallah ben de pişiririm sana. İnşallah. Hepsi tok karnına. Ben acıkmadım ki. Şimdi de içsem olur. Olmaz. Bir şeyler yemen lazım. Dünden biraz makarna artmıştı. Onu getireyim yiyelim. Sonra daha güzel şeyler alıp pişireceğim sana canım kardeşim. Bir şey almana ne lüzum var abi? Belki et getirirler, onu pişiririz. Getiren olursa pişiririz tabii. Ben yatarken dua edeceğim. Bak görürsün nasıl getirecekler. Ali, evde misin? Aslı ablaymış. Buradayım abla. Nasılsın Ayşe? Bugün hastalandım. Hastaneye gittik. Bak bunlar benim ilaçlarım. Ya, nesi var Ali? Her zamanki Aslı abla. Zafiyet de var. Serum verdiler. Vitamin falan. Al bak çorba var. Sıcak sıcak için hadi. Sağ ol abla. Zahmet ettin. Afiyet olsun. Şey Aslı abla. He canım. Ben gündüzleri çalışmaya giderken Ayşe evde yalnız kalıyor. Sana bir yedek anahtar versem, arada bir bakıversen. Arada bakarım canım, ne olacak? Onun iyi olması için çok çalışıp çok para kazanmam gerekiyor. Tamam canım. Ben gelemesem de gelecek birini mutlaka bulurum. Bir de doktor yalnız bırakmayın dedi abla. Ayşe asla yalnız kalmaz, hiç merak etme sen. Giderken benim kapımı tıklat yeter. Sağ ol abla. Hadi hoşça kal. İyi akşamlar. İstemez, hadi git. Boya! Boyacı! Vay. Boyacı! Hoş bulduk. Hoş bulduk. Boya! Boyayalım yeter be abi. Kardeşim. Alo, kafa kalmadı kafa. Git başka yerde bak. Kusura bakma usta, boyayayım mı? Bas git lan. Kafa bırakmadın adamla be. Yürü. Cık cık cık.
Deli misin evladım? Neden atladın arabanın önüne? Allah Allah! Az daha vuracaktım sana. Neden böyle yaptın evladım? Bunun için amca. Ha, cüzdan. Bu cüzdan bugün benim için çok önemliydi. Bir iş için son derece lazımdı. Bu yanımda olmasa ne olurdu düşünmek bile istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Hatta sana şu an nasıl teşekkür ederim onu bile bilemiyorum. Çok acelem var. Adın ne senin evladım? Ali. En kısa sürede seni bu karttaki adrese bekliyorum Ali. Kartta telefon numaram da var. Muhakkak ara. Sana belki de hayatım borçlu. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Vay Ali. Artık adın Fırtına Ali senin. Çek şunu. Bu ne hız maşallah. Hayırdır? Neden böyle uçarak gidiyordun? Yok bir şey Hüseyin amca. Aha. Bir adam cüzdanını düşürmüştü. Ona yetiştim. Para var mıydı bari cüzdanda? Oo, hem de ne para. Daha bir sürü de kart falan. Adam zenginmiş demek. Sana bir şey vermedi mi oğlum? Adama koşup yetiştirmişsin o kadar. Yok vermedi. Ulan ne herifler var ya. Kardeşim şu belli ki gariban. Ne olur eline 3-5 kuruş tutuşursan. İyi de ben para için yetiştirmedim ki cüzdan adama. Olsun oğlum adettendir. Bırak Recep, vermezse vermesin. İyilik yap denize at. Balik bilmezse Halik bilir. Hakikaten öyle. Adam para versin diye beklemeyeceksin. Rabbinden bekleyeceksin karşılığını. Bak Ali, sen demin geçince aklımıza geldi. Kendi aramızda konuştuk. Ya. Bir düşüncemiz var. Sen bu ayakkabı boyacılığı işinden günde ne kazanıyorsun? 10 milyon lira, bazen 15 milyon lira. Haftada 60-70 milyon yapar. Şimdi bak, bizim üçümüzün işleri pek iyi değil. Ama hamdolsun yetiyor bize. Yine de her birimizin ayrı ayrı çırak tutmasına imkan yok. Senin anlayacağın, bizim çırağa ihtiyacımız var. Ha. Evlere sipariş götüreceksin. Dükkanı silip silip baklayacaksın. İcabında biz yokken dükkana göz kulak olacaksın. Biz de seni düşündük bu iş için. Sana haftada 150 milyon lira vereceğiz. Her birimiz 50'şer bin liradan üçümüzün çırağı olacaksın. Ama boyacılığı bırakacaksın. Bizim işler temiz olmayı gerektirir, bilirsin. Eller meller tertemiz olacak. Ne dersin oğlum? Evet dersen yarın gel hemen başla. Hadi bakalım hayırlı olsun. Sağ olun. Ulan Ali, şimdi hepimizi salya sümük ağlatacaksın. Rezil olacağız mahalleye. Hevalla. Hadi gel biraz meyve vereyim avans olarak. Hadi götür kardeşine. Bu akşam yıkan paklan. Yarın tertemiz gel. Bismillah de başla aslanım, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi. Oradan hadi. Ekmeğini, ekmeğini al da doğru, doğru eve. Hadi. Hadi. Hadi hadi. İyi iş becerdin bu sefer vallahi. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Hadi. Fazla konuşma. Doğru eve. Hadi. Hadi bakalım hadi. Hadi tamam. Hareket. Hadi. Boya sandığını da al bakalım. Al bakalım bu son zaten. Başka iş yapacağını de.
Çok iyi aklına geldi be Hüseyin abi. Şimdi cebine para koysak belki kırılırdı çocuk. Bizim de işimize yarayacak Mustafa. Ali'den daha iyisini mi bulacağız? Tabii. Geçen gün bana bir türkü söylemiştin ya. Evet. Onu bir daha söylesene. Çok tatlı söylemiştin. Haydi more, haydi Ayşem, boya gidelim. Bize türkü çıkarmışlar, yasak edelim. Bize türkü çıkaranı yasak olur mu? Çok yakışıklı oldun be abi. Hadi kız oradan. Ben abinim diye böyle söylüyorsun. Vallahi doğru söylüyorum. Sen çok güzelsin ya. Ben senin yanında çirkin kalmayayım diye böyle süslendim. Abim benim. Hadi bakalım. Bugün işin ilk günü. Geç kalmak olmaz. Aslı ablan birazdan gelir. Onu üzmek, yormak yok. Tamam mı? Tamam, he? Sen merak etme abicim. Güle güle. Thank you.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey, şu dışarıda... Heh. Bu elbise kaç olur abi? 30 milyon. Bir de ayakkabı vardı. Heh, işte burada. Bunların ikisi kaç olur? Bunların ikisi sana 50 milyona olur. Şey, abi üzerimde yeterli para yok da... Yarın gelsem alabilir miyim? Kalırsa alırsın. Kalmaz mı? Vallahi yarın Arife. Baksana herkes alışverişte. Dediğim gibi kalırsa alırsın. Anladım. Hı hı. Sağ ol. Giyeceksin Ayşe. Giyeceksin kardeşim. Al. Nasıl? Daha iyisin değil mi? İyiyim abi. Bugün Arife, ustaların yardıma daha çok ihtiyaçları olur. O yüzden erken gideceğim bugün. Hem bugün avans da vereceklerdi. Eğer avans alabilirsem sana bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Ne olduğunu söylersem sürpriz olur mu hiç? Sabret hele. Akşama gelince görürsün. Üf, akşam olmaz ki bugün. Olur olur. Hem bayramda da gezdireceğim seni. Parka falan gideriz ha? Tamam abicim. Ha canım, bu arada Aslı abla tekrardan bakmaya gelecek sana. Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Sen de abicim. Ali Efendi. Estağfurullah ustam. Öncelikle tebrik ederim. Şu 2-3 günde çok iyi çalıştım. Bütün ustaların son derece memnun kaldı. Ama eğer ileride şımarırsan kulaklarını da çekeriz ona göre. İnşallah öyle bir şey olmayacak ustam. Hı hı. İnşallah yavrum. Önce şu hakkını vereyim. Biz 3 ustam beraberce karar verdik. Bu hafta 3 gün çalıştın ama biz sana sanki bir hafta çalışmışsın gibi para vereceğiz. Ustam, ben hakkımı alsam siz zaten bana yeterince iyilik yaptınız. Hani şımarmak yoktu? Sus bakayım. Ustalar ne derse o olur. Al bakalım şu 150 milyonu. Bunun içinde hem hakkın hem de bayram açlığın var, tamam mı? Olmadı. Parayı aldın mı yerde bulsan bile sayacaksın. Çıkar bakalım şimdi cebinden parayı. Çıkar, çıkar. Çek bir besmele. Say bakayım parayı, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. 160. Ustam, burada 160 milyon lira var. Allah Allah. Ben sana 150 verdim sanıyordum. Hayır usta, işte burada. Bak 160 milyon lira var. Gel, otur bakalım şöyle. Otur. Evet. Orada 160 milyon var. Ve ben özellikle 160 milyon verdim sana. Bir dahaki seferde eksik veririm, belli olmaz.
O zaman da eksik olduğunu söylemelisin. İşte biz ustalar çıraklarımızı böyle deneriz. Olur ya, şeytan araya girer. İnsan beşer, bazen şaşar. Allah korusun ustam. Anladım. Yarın sabah bayram namazından sonra gel. Öğlen ben gelirim. Sonra bayramın üçüncü gününe kadar izinlisin. He, ekmeğini almayı da unutma. Ancak sana küçük bir tavsiyem var. Az da olsa, çok da olsa paranı çarçur etme. Birazını biriktir. Birazını da ihtiyaçların için harca. Kalan paran olursa onunla da biraz eğlen. Güzel koku al, tatlı şeyler ye. Ama her zaman paranın içinden bir miktarını hayır işleri için harca. Sadaka ver, aç görürsen doyur, çıplak görürsen giydir. Allah kullarına iyilik edeni darda koymaz evladım. Şimdi, hadi bakalım, güle güle. Yalnız usta, burada 10 milyon fazla. Ben bunu almasam. Peki evladım. Selamun aleyküm Hüseyin Usta. Ve aleyküm selam Doktor Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çoktandır uğramıyorsun. İş güç işte. Çocuklar sağ olsun. Alışverişi kendileri halledince bize gerek kalmıyor. Allah bağışlasın. Maşallah. Buyur doktorum, ne arzu ediyorsunuz? Aslında bir şey istediğim için değil de şey için geldim. Hayırdır inşallah Doktor Bey? Merak ettim şimdi. Ali var ya hani, küçük bir kız kardeşi var. Duydum ki senin burada çıraklık yapmaya başlamış. Doğrudur. Bir kusur mu etti yoksa? Yok yok. Öyle bir çocuk değil maşallah. Yüzünden bile belli. Yalnız burada mı değil mi? Yok, şu an burada değil. Kasap Mustafa'ya yardıma gitti. Tamam o zaman. Şöyle oturabilir miyim? Ya merak ettik diye buyur demeyi unuttuk. Kusura bakmayın Doktor Bey. Buyurun. Buyurun. Mesele değil Hüseyin Usta. Konu ciddi. Gel sen de geç karşıma. Tamam. Bak usta. Bu Ali'nin kardeşi Ayşe'nin durumu ciddi. Kız gitgide eriyor. Geçenlerde Ali onu hastaneye getirdiğinde tahlil yapmıştık. Tahliller yeni çıktı. İşte burada. Doktorum, ben anlamam ki bunlardan. Bu senin işin. Ne yazıyor burada? Ne yazık ki her an acı bir haber alabiliriz yazıyor. Yapacak bir şey yok mu doktor? Var, var ama çocuğu yurt dışına göndermek gerekiyor. Burada tedavisi yok bu işin. Çok mu pahalı bir tedavi bu? Sadece para da değil usta. Yavrucağın karaciğeri de aynen rahmetli annesindeki gibi bitmiş. Tek çare karaciğer nakli. Peki olabilir mi bu doktorum? Yani yapılabiliyor mu böyle bir şey? Evet ama Amerika'da. En önemlisi de uygun bir karaciğer bulmak. Peki kardeşinden olmaz mı? Olur belki ama bunu öğrenmek bile çok büyük para. Bence bu yavrucak için yapılacak tek şey dua. Ve küçük yavruyu olabildiğince mutlu etmek. Ben sadece kızın fenalaşması halinde rahatlaması için bir şeyler yapabilirim. Vah Ali vah. Ne kaderim varmış be Ali.
Nasıl söylenir şimdi sana bu? Daha anneni toprağa vereli sene olmadı. Kardeşin de gözünün önünde eriyip gidiyor. Bah Halim. Oh. Şey usta, ekmeği almayı unutmuşum. Usta? Usta, bir şey mi oldu? Geç otur bakayım şöyle. Usta niye ağlıyorsun? Geçen gün cüzdanını bulduğun adam var ya, böyle adamların parası olduğu gibi çevresi de vardır. Git ona durumunu anla. Ne dersin? Bilmem ki usta. Ne diyeceğim? Kardeşim çok hasta. Bana para mı ver diyeceğim? Yok evladım. Sen halini anlat yeter. Sen bu dediğimi iyice düşün. Allah'tan ümit kesilmez evladım. Ummadığın bir şekilde yardımı yetişir inşallah. Kardeşim yaşamalı usta. Onu kaybedersem ben de yaşayamam. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk abla. Ayşe'nin yemeğini verdim, aklın kalmasın. Sağ ol abla, Allah razı olsun. Ben daha sonra uğrarım. Hı hı. Ayşem. Hoş geldin abi. Aslı abla da şimdi gitti. Az önce kapıda karşılaştık, gördüm. Seni bir göreyim istedim. Hem de beni merak etme diye haber vereyim dedim. Şimdi ben biraz dışarı çıkacağım. En fazla bir saat. Korkmazsın değil mi tek kalsan? Gerçekten korkardım. Sen biraz geç kalsan ödüm patlıyor. Acaba abime bir şey mi oldu diye. Aa, biraz abartıyorsun galiba. Neyse. Korkar mısın bir saat dışarı çıksam? Korkmam da. Yoksa şey için mi ha? Seni gidi sürprizci seni. Ama daha akşam olmadı ki. Bak vazgeçerim ha. Evet abi doğru. Şuna bak şuna. Ha geliyor seninki. Koçum. Hayırdır böyle selamsız sabahsız. Geç hele. Estağfurullah abi. Hadi. Görmemişim aceleden. Ha biz görülmeyecek adam mıyız ha? Yok abi ondan değil. Acelem var da. He evet. Belli belli. Yavaş. Son günlerde bazı haberler alıyorum. Halin vaktin düzelmiş. Evet. Eve elin kolun dolu gidiyormuşsun ha. Ayakkabı boyamayı da bırakmışsın. Daha ne düzelecek abi. Sadece çıraklığa başladım. O sebeple bıraktım boyacılığı. Öyle mi? Öyle mi? Çalıştığım dükkanlardan veriyorlar birkaç parça nevale. Eve getirdiklerim de onlar. Bırak şimdi masal okumayı. Gel bakalım. Gel, gel bakalım. Gel şöyle. Gel gel, gel, gel. Yürü. Gel sen yavrum. Yürü hadi gel. Ali efendi gel bakalım şöyle. Para mı saklıyorsun lan benden? Yemeğe içmeye gelince para çok. Kiraya gelince mi yok ha? Abi daha yeni ödeme yapmadım mı sana? Çok az borcum kaldı. Onu da çok yakında vereceğim. Ayşe'ye ilaç almak zorunda kaldım. Vallahi ilaç aldım o parayla. Bu ne peki? Ne lan bu? Ha?
Saklıyorsun işte şerefsiz. Hem borcunu ödeme hem de cebindeki parayla gez. Abi vallahi öyle bir amacım yok. Evde yiyecek lokma yok. Kes lan. Bundan sonra aldığın haftanın yarısını bana vereceksin. Ya bak duydun mu? Ben bak bütün paranı almıyorum. Duydun mu? 100.000 lirası şimdilik bana yeter. Ama zannetme ki borcuna sayacağım. Bu gecikme faizi. Tamam mı? Tamam mı lan? Bu gecikme faizi. Gecikme faizi lan. Tamam mı lan? Bu iyiliğimi de unutma. Ya. Bu arada kirana da zam yaptım. İyi yaptın abi. Artık 300 milyon vereceksin. Ya da evden dışarı. Zaten ananızın hatırına katlanıyorum size. Artık sabrım taştı. O cezasını buldu. Şimdi sıra sizde. Yeter artık be. Ha, demek kat misil biriktiriyorsun. Koleksiyona da mı başladın? Ver oğlum. Demek çok önemli senin için bu. Ha? Bana oyun mu oynuyorsun lan? Ha? Al lan. Ha, lan. Geber lan. Geber lan. Dur abi yapma. Abi ölecek. Ölecek. Gebersin abi. Lan. Başımız zaten yeterince belada abi. Ya bırak orada gebersin kalsın. Bırak işte. Senin bununla ne meselen var abi? Ha, gel ha? Anlatayım. Bunun anası benim nişanlımdı. Hadi babası ya. Alkol alıyorum diye kızı vermekten vazgeçti. Ben de yemin ettim. Eninde sonunda seni alacağım diye. Sonra? Ondan sonra gitti bu Ali'nin babasıyla evlendi. Bunun babasıyla? Ha, bunun babasıyla. Yapma abi ya. İkisini de öldürecektim ama anam yemin verdi. Vay dokunamazsın dedi rahmetli. Sözünü tuttum. Sonra? Nerede görsem deli oluyorum. Peki senin evi nasıl tuttular? Biraz saçma değil mi bu? Bilmeden konuşuyorsun. Anam Nermin'i çok sevmişti. Can Holding, İstanbul Caddesi No 67. Can Holding, İstanbul Caddesi No 67. Can Holding, İstanbul Caddesi No 67. Abla niye ağlıyorsun? Çekinme benden. Bakma halime. Ufak bir kaza işte. Neyin var ablacığım? Neden ağlıyorsun? Sorma kardeşim. Ayyaş bir kocam var. İçip içip dövüyor. Git para bul diye attı beni sokağa. Nereden bulayım? Yarın bayram. Bir lokma yiyeceğimiz yok. Ben dayanırım ama şu çocuk sabahtan beri aç. Cebimdeki tüm param bu. Al abla. 40 milyon lirası senin. Bununla bayramı çıkarırsınız. Sonrası da Allah kerim. Artık ağlamayın. Seni Allah gönderdi kardeşim. Allah ne muradın varsa versin. Amin ablacığım. Hem üzülmeyin. Bu delikanlı yarın benim kadar olunca sizi kimseye muhtaç etmez. Çalışıp bakar size. Öyle değil mi ufaklık? Abi sen misin? Korkma korkma Ayşe. Ben geldim. Yemek getireceğim şimdi sana. Thank you.
Şimdi yemek vakti. Çok acıktım abi. Geçen gün aldığım yumurtalardan vardı. Sana nefis bir yağda yumurta yaptım. Ellerine sağlık abicim. Afiyet olsun canım. Gel biraz daha. Dur, korkma. Dün akşam fırının önünden geçerken Hüseyin amca yardım istedi. Un çuvalları vardı. Onları taşırken merdivenlere takılıp düştüm. Biraz ağrım var ama iyiyim çok şükür. Hadi bakalım. Sen de ye ama. Ben pek acıkmadım. Dibini sıyırsam yeter. Bunu da ye. Hadi. Evet, şimdi ilaç zamanı. İç bakalım hadi. Tamam, aferin. Sürprizin neydi? Hani şu geçen gün beğendiğin elbiseler ve ayakkabılar vardı ya. Onları sana almaya kafamı koymuştum. Bunun için yeterli parayı da kazandım. Sonra bir kadın gördüm. Çocuğuyla aç kalmıştı. Eğer eve para götürmezse kocasının onu almayacağını söyledi. Ben de acıdım. Bütün paramı ona verdim. Ama sevabını da sana hediye ettim. Olsun abi, elbisem olmadı ama çok sevabım oldu. Tabii ya. Hem Allah iyilik yapana kat kat fazlasını verirmiş. Bakarsın bize de verir. He? Allah seni başımdan eksik etmesin abi. Ben sadece bunu istiyorum. Canım kardeşim benim. Olsun abicim. Sağ ol canım kardeşim. Senin de bayramın mübarek olsun. Sana bayram hediyesi alamadım ama bayram hediyesi olarak seni Luna Park'a götüreceğim. Tamam abi. Ya bize gelen olursa? Biz olmaz ama biz bayramlaşmaya gideceğiz. Fırıncı Hüseyin amca var. Onun elini öperiz. Belki bize kurban eti de verirler. Bak, bunlar bize annemizin hatırası. Annemi çok özledim abi. Ben de çok özledim Ayşem. Gezmeye çıkınca kabristanına da gidelim, olur mu? Tamam abi. Abi sana bir şey soracağım. Sor Ayşem. Annem şimdi cennette midir, mezarlıkta mı? Cennettedir tabii Ayşem. Cennettedir. Biliyor musun? Ben de cennete gideceğim inşallah. Rüyamda annemle birlikte çok güzel bir yerde geziyorduk. Acelen ne be Ayşem? Sen de mi beni bırakıp gideceksin ha? Acelen ne güzel kardeşim. Aç bakalım. Bir daha böyle konuşmak yok, tamam mı? Tamam. Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam.
Evet, gelin bakalım benim güzel çocuklarım, gelin. İyi bayramlar Hüseyin amca. Senin de bayramın mübarek olsun benim güzel kızım. Bayramın mübarek olsun. Senin de. Gel bakayım. Ali, şimdi ben eve çıkayım. Şu kurban işini halledeyim hayırlısıyla. Ama önce anlat bakayım. Senin bu halin nedir ha? Dün akşam un taşırken düşmüş ya Hüseyin amca. Unuttun mu? Hay Allah. Öyle mi olmuş? Haklısın kızım, unutmuşum. Yaşlıyım ya ondan. Gel bakayım. Şöyle otur bakayım. Sen şimdi bizi 5 dakika bekle. Abin şu un çuvallarını bana göstersin, tamam mı? Hı hı. Bak biz burada kapının önündeyiz. Tamam, tamam mı? Tamam Hüseyin amca. Hadi bakalım. Hadi gel. Otur. Dün o cüzdanını bulduğun adama gittin mi? Gittim. Netice? Beni içeri almadılar. Şirkette bayram diye kapalıymış. Kimse yokmuş. Ulan kısmete bak be. Neyse. Şimdi bu halin nedir bakalım? Doğru dürüst cevap ver. Kim yaptı bunu sana? Saklama evladım. Söyle, korkma. Şey, Levent. Levent mi? Hı hı. Dün akşam evden çıkarken iki kişi beni bir kenara sıkıştırdı. Bekle sen beni burada. Şimdi geliyorum. Yere, yürü. Cibilliyet herif seni. Kafanı kıracağım senin. Dur yapma yürü. Ya, dur. Konuşma lan, sus lan. Besene. Ali, geçin. Ayşe, gelin lan. Bakayım buraya. Evet Ali, bunlar mı o cibilliyetsizler, hırsızlar ha? Hırsız biraz ağır oluyor Hüseyin amca. Kes lan, indiririm odunu kafana ha. Ali söyle oğlum, korkma. Ulan. Hasta ruhlu soysuzlar. Ne istediniz lan bu zavallı garibanlardan? 3 kuruş paralarına, zaten az olan huzurlarına niye göz koydunuz lan? Ama borcu vardı ya. Hani konuşuyor musun da kafana yersin ha? Borcu vardı ya. Doğrudur. Ali. Geçire. Şimdi döv de dövelim. Kıralım kafalarını. Sonra da polise teslim edeceğiz bunları. Verin lan çocuktan nasip ettiğiniz paraları. Çabuk. Lan. Şimdi hadi. De... Yalvarın, özür dileyin bakayım. Hadi. Hadi. Özür dile, ha? Özür dile. Sevgili kardeşim Ali. Bidensizlik ettik işte. Uzatma lan. Özür dileriz. Özür dile lan kardeşinizden. Hadi. Özür dile. Hadi. Hadi. Özür dilerim kardeşim. Ha. Bundan sonra bu çocuklara en ufak bir yanlışınız olursa demedi demeyin. Ayrıca kiraya da zammam yok. Tamam mı? Aksine indirim var. Ama yapma usta. Sus dedim. Ey ahali, şahitsiniz. Duydunuz, tamam dedi. Değil mi lan? Tamam. Tamam tabii. Bu da sizin kardeşlerinize yardımınız olsun. Bundan sonra her ay kiranı gelip benden alacaksın. Ama 100 milyon lira olarak. Yapma abi. Bundan sonra bu çocukları rahatsız etmek yok. Anlaşıldı mı? Evet Ali. Artık karar senin. Dayak atıp da mı teslim edelim polise? Yoksa... dayak atmadan mı teslim edelim he? Ustam, ben affettim Levent abiyi. Ben hakkımı helal ettim.
Polis falan olmasın. Hatta kirayı geciktirdik çok defa. O da hakkını helal etsin. Bakalım. Nasıl? Eğlendin mi bugün? Çok güzeldi abi. Teşekkür ederim. Sen şimdi otur. Sana bir sürprizim daha var, tamam mı? Tamam abicim. Ayşe bak. Ayşe. Ayşem. Ayşe. Abi geldin mi? Ayşe'cim bir daha beni böyle korkutma ne olur. İçim geçmiş, bayıldım mı ne oldu bilmiyorum. Neyse bak, bugün Hüseyin Usta, Mustafa Usta ve Recep Usta bana kurban etlerinden verdiler. Şimdi pişireceğim, beraberce yiyeceğiz. Hadi bakalım. Sen şöyle otur. Gel. Evet. Hmm.
çok güzel koktu. Az sonra hazır olur Ayşem. Bundan sonra hep böyle şeyler yedireceğim sana. Çok daha iyi olacaksın. Hem belki yeniden okula bile yazdırırım seni. O kadar çok isterdim ki okula gitmek. Çok yavaş okuyorum. Çok yavaş yazıyorum. Şimdi hızlı okuyup bir sürü kitap bitirmek istiyorum. İnşallah o da olacak Ayşem. İnşallah. Evet. Etlerimiz geldi. Şöyle afiyetle yiyelim. Aç bakalım ağzını. Hop hop. Al kardeşim. Şöyle afiyetle ye. Gel. Abi, hani komşular et pişirirken bize kokusu gelirdi ya. Evet. İşte biz pişirirken başkalarına kokusu gider mi? Benim düşünceli kardeşim. Sen hiç merak etme. Biz bir karnımızı doyuralım. Ben sonra kalan etlerin hepsini konu komşuya dağıtacağım. Tamam abicim. Aç bakalım, bir tane daha gelsin böyle. Es-salatu ve-selamu aleyk. Ah garibim. Sen de beni bırakıp gittin Ayşem. Oğlum. Oğlum Ali. Başın sağ olsun oğlum. Başın sağ olsun. Metin ol oğlum. Metin ol. Ah, başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Hadi evlat. Sonra ziyaretine gelirsin. Burada böyle kalırsan üzülür kardeşin. Hadi gidelim. Hadi. Ama kardeşim. Kardeşim çok üşüyordu Hüseyin abi. Merak etme. Artık üşümez. Üşümez mi? Üşümez evlat. O şimdi cennet bahçelerinde kendisine ikram edilen nimetlerle meşgul. Orada soğuk yok. Üşümez değil mi? Hayır, üşümez. Ona yardım ederler değil mi? O tek başına yürüyemez. Üzülme evladım. Orada hasta güçsüz olmak yoktur. Kardeşin kurtuldu. Sevinçle koşup oynayacak cennet bahçelerinde. Koşup oynayacak kardeşim. Evet. Abi. Abi. Ayşem. Ha canım, söyle bir tane. Abi biraz su. Hemen getiriyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Rüyaymış. Hey.
Ayşe. Neredesin kardeşim? Kardeşim. Canım abim. Benim sana annemden emanet olduğumu hiç unutmadın. Ve hep yerimde oldun. Annemin ve babamın yokluğunu hiç aratmadın. Zor günlerimde mutlu olmam için çalıştın Allah'ım. Seni çok seviyorum canım abi. Bugün çok acıkmıştım. Abim yumurta pişirdi. Çok güzeldi. Allah da abime güzel şeyler versin. Bugün de abim saçlarımı taradı. Çok mutlu oldum. Allah da abimi mutlu etsin. Ben çok hastayım. Galiba yakında öleceğim. Allah'ım sen abimi hiç hasta etme lütfen. O çok yaşasın. Amin. Abim seni çok seviyorum. Sen de beni bırakıp gittin ya Ayşe. Ben ne yapacağım şimdi? Sensiz nasıl yaşarım ben Ayşe? Annem de gitti. Bir başıma kaldım buralarda. Neredesin kardeşim? Ben de gittim benden. Seni niye aldılar benden? Ali. Beni hatırladın mı evlat? Amma zor bulunurmuşsun yahu. 3 saattir seni arıyorum. Allah'tan fırıncı seni tanıyormuş. O tarif etti de bulduk seni. Yaptığın iyiliği unuttun mu sandın? O cüzdan o gün benim hayatım her şeyim demekti. Bana yetiştirmekle ne büyük dertten kurtardın beni bilemezsin. Ali yavrum, durumunu öğrendim. Çok üzüldüm. Fırıncı bana çok şeyler anlattı. Hem acı şeyler var hem de çok güzel şeyler. Kardeşinin durumunu da öğrendim Fırıncı Hüseyin'den. Gel şimdi beraberce hastaneye onun yanına gidelim. Doktor Yavuz'la telefonda konuştum. Ne gerekiyorsa yapacağım inşallah. Kardeşin sağlığına kavuşacak. Gerçekten mi? Hı? Kardeşim hadi. İyileşecek mi şimdi? İyileşecek. Gel. Gel hadi. Bitirdiniz mi işlerinizi canım? Çok şükür hayatım. Allah kabul etsin. Seneye de tekrarını nasip etsin inşallah. İnşallah. Yine hep böyle beraber inşallah. Amin. 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 Baba, en son gittiğimiz o kulübeki Bacayper'deki adam kimdi? Hani en son ona gittin. O ben çocukken beni döven, tehdit eden ev sahibim Levent'ti. Sana bu kadar kötülük yaptıysa neden yardım ediyorsun ki? Kötülük yaptı ama sonradan barışmıştık. Ayrıca kötülük yapana kötülükle cevap verirsek ondan ne farkımız kalır oğlum? Peki ne olmuş ona? Neden öyle bir yerde yaşıyor? Kötü arkadaşları yüzünden başı beladan hiç kurtulmadı. Yıllarca hapiste yattı. Çıkınca da sokaklarda yatıp kalkmış. Uzunca bir süre ortalıkta görünmemiş. Sonra bir gün aniden mahalleye dönmüş. Herkes kendisinden uzak duruyor. Hayatta kimsesi de yok.
O izbeyere sığınmış. Al canım. Ben de bu halini öğrendiğimden beri yardım etmeye çalışıyorum. Buyurun. Çok uğraştım ama nedense oradan ayıramadım. Al canım. Her defasında kaçıp yine o acayip yere döndü. Baba oğul muhabbetinizi koyulaştırmışsınız. Yok canım. Belli belli. Değil mi Leyla? Evet. Ama hala neden 7 tane kurban kesiyor söylemedin baba? Haklısın Emir. O halde şimdi söylüyorum. Biri annemin, biri babamın, biri dedenin, biri de anneannenin ruhuna kesiliyor. Vacip olarak da biri annenin, biri benim. 6 oldu ya 7.'si. O da sevgili halanız için. Rabbim inşallah kabul ediyordur. İnşallah babacığım. İnşallah. 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 Ne büyüksün kız Ayşe. Seni hiç beklemiyorduk. Bu yıl işim erken bitince fırsatı kaçırmayıp çıktım geldim. Planlı değildi yani. Yok nerede. Ama yıllardır bu mübarek günleri hep yurt dışında yaşamanın burukluğu vardı içimde. Canım benim. Kafayı takmıştım bu sefer. Ayşem gel. Abi. Hoş geldin. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.